Yeni video serimizin 3. videosunda sizlerle beraberim. Beni ilk defa izleyenler için küçük bir tanıtma yapmak isterim kendimle alakalı olarak. Yiğit Günal ben. YouTube kanalımda 300'den fazla Almanya'da yaşam ve Almanca ile ilgili videolar var. Yaklaşık 5 yıldır YouTube kanalımda içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Almanya'ya göç eden kişilere yaklaşık 10 yıllık bir tecrübeyle verdiğimiz bir danışmanlık sistemimiz var. Educraft. Bunlarla ilgili sosyal medya hesaplarımızı, mail adreslerimizi, web sitelerimizi açıklamada, videoların açıklamalarında bulabilirsiniz. Biliyorsunuz yeni video serimizde birazcık sohbet edeceğiz, birazcık haberlere bakacağız dedik. Bazen hafıza tekniklerini konuşacağız. Bir önceki videoda olduğu gibi izlemeyenler varsa yukarıdan o videoya gidebilirler. Bazen sadece haberleri konuşacağız. Bazen de çok sıcak gelişmeler olacak. Almanya'ya göç konusuyla alakalı, yeni çıkacak göç yasasıyla alakalı. Bunların hepsini tek tek yasalar çıktıkça, gelişmeler oldukça burada her akşam sizlerle birlikte konuşuyor olacağız. Mümkün olduğu kadar. Böylece sıcağı sıcağına doğru bilgiyle bir iletişim kurmuş olacağız. Bugünlerde gündemde iPhone'un 15 serisinin tanıtımı var. Biliyorsunuz teknolojiye meraklı olanlar benim gibi mutlaka izlemişlerdir. 12 Eylül'de Apple Event vardı. New York'ta, Brooklyn'de yapıldı. Ve Apple Event'te Apple'ın 2023 yılındaki ve 2024 yılındaki satılacak yeni iPhone 15 modelleri, iPhone 15 Pro modelleri, yeni MacBook'lar, yeni işte Apple Watch'lar falan tanıtıldı. Şunu fark ediyorum ne yazık ki. Fiyatlara baktığımızda, tabii ki fiyatları da hemen açıklanıyor. Amerika fiyatları 700-800 dolardan başlayıp 1000-1100 dolarda falan bitiyor. Türkiye fiyatları ise iPhone 15 Pro için şu anda başlangıç fiyatı 64.999, Pro Max'in de 76.999 olarak gözüküyor. Almanya'da fiyatlar bu telefonlar için yaklaşık 1200 ila 1450 euro arasında, yani çok zam gelmemiş geçen seneki modellere göre. Ancak Almanya'da bu gibi telefonları Finanzierung yöntemiyle ya da O2 gibi hat sağlayıcılardan, yani bizdeki işte Turkcell'e falan tekabül eden aylık taksitlerle hiç peşinatsız ve neredeyse sıfır faizle, birçok yer sıfır faizle veriyor alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bugün iPhone 15 Pro'nun ilk çıktığı andaki taksidi bile 49.95 euro aylık. Böyle bir eventi Avrupa'daki arkadaşlarım ya da Avrupa'da yaşayan, sonradan göç etmiş yazılımcı arkadaşlarım var, hemşire arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım var, aile birleşimiyle göç etmiş arkadaşlarım var. Bu kişiler daha ilgiyle izliyorlar çünkü çok daha hızlı erişebiliyorlar ister istemez. Eski telefonun da bir değeri var çünkü. Onu geri veriyorsunuz. Yeni telefonun yeni taksidi zaten 50 euro. Onu düşürüyorsunuz derken Apple'ın bu eventi maalesef Türkiye'deki gençler için oldukça uzak bir event. Yani çok ilgi çekici olmuyor herkes için, büyük bir çoğunluk için. Çünkü çok, yani ne kadar takip edebilirsin, etsen de zaten iPhone 15'e erişmek, 15 Pro'ya erişmek 70-80 bin liralar olduğu için, asgari ücretin neredeyse 7-8 katı olduğu için çok mümkün değil. O yüzden her sene bu telefonlar, bu eventler yapıldığında, yeni modeller tanıtıldığında maalesef bir tık hüzünleniyoruz. Umuyoruz ki herkes, dünyanın her yerindeki herkes bu telefonlara, bu teknolojiye, telefon değil sadece olay tabii ki, yeni teknolojiye. Çünkü yeni teknolojiye erişebilir diyelim, cümleyi öyle tamamlayayım. Çünkü insanın yaratıcı olabilmesi için biraz da teknik şeylere ihtiyacı var. Eski bir laf vardır bilirsiniz, alet işler el övünür diye. Birazcık öyledir. Kameranız çok iyi çeker. Evet, sizin yeteneğiniz çok önemlidir. O kamerayı kullanmak, menülerini bilmek çok önemlidir. Teknik bilginiz çok önemlidir ama kamera lazımdır elinde sonunda bir şey çekebilmek için. Videoları editleyebilmek için çok iyi bir bilgisayar lazımdır. Ben kendi mesleğimden, içerik üreticiliğinden yola çıkarsam ya da herhangi bir mesleği daha iyi icra edebilmek için daha iyi bir ekipmana ihtiyacınız vardır. Bu sebeple bunlara herkesin erişebilmesi lazım. Biz böyle teknolojilere erişemediğimiz sürece, kolay erişemediğimiz sürece bence dünyanın gerisinde kalırız diye düşünüyorum. Enteresan bir haber daha var. Birazcık Almanya'ya göç ile de ilgili olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Size hemen ondan bahsedeyim. Bu haber Bild'den. Bild aslında Almanya'da böyle çok takip ettiğimiz bir haber kanalı değil, bir gazete değil. Çünkü çok böyle popüler haberler yapan bir yer. Ama burada denk geldiği için buradan paylaşmak istedim. Intel yeni bir fabrika Almanya'ya şu anda açıyor. Magdeburg'da bir fabrika alanı var. Bir inşaatı var daha doğrusu planladı. Gelecekte Intel burada bir fabrika açmış olacak. Yaklaşık 3000 tane de iş ilanı açılacağı söyleniyor bu fabrikayla alakalı olarak. Almanya'nın yazılımla ilgili ihtiyacına yeni bir alan daha eklenecek. Zaten çok ihtiyaç var. Böyle bir fabrika tabii ki daha fazla işçi göçüne ihtiyaç duyulacağı anlamına gelecek. Ama bir sansasyon olmuş bu fabrikanın inşaatında. Yaklaşık 4500 yıllık eski bir şehir
tespit edilmiş. O yüzden tabii ki şu anda fabrikanın yapımı durdurulmuş, inşaatı ve böyle burada gördüğünüz gibi arkeologların markeringleri var burada. Markeringleri, işaretlemeleri var daha doğrusu. Buraları işaretleyip bir oval formda bir yermiş burası. İncelemeye almışlar ama fabrika bittiğinde yaklaşık 2027'den itibaren böyle gözükmesi bekleniyor. Magdeburg bölgesi için de tabii ki inanılmaz bir şey olacak. Türkiye'den Almanya'ya göç etmek isteyen yazılımcılar için, sadece yazılımcı olmayacaktır tabii ki Intel fabrikası olduğu için, herkes orada çalışabiliyor olacaktır farklı sektörlerde. Ciddi bir istihdam potansiyeli de bu fabrikada olacak arkadaşlar. Bunun haricinde yeni bir enteresan bir haber gördüm. Bugün onu öylesine sizinle paylaşmak istedim. Portekiz sokaklarında Anadia diye bir kasabada bir şarap seli olmuş. Belki gelmişsinizdir, sosyal medyada denk gelmiş olabilirsiniz. Bir içki fabrikasına ait iki tank aniden çöküyor. Görüntüyü bulabilirsem koyacağım. Burada göreceksiniz, caddeler kırmızı şarapla doluyor. Yaklaşık 3 milyon şişe şarap sokağa dökülmüş. Şarap sevenlerin muhtemelen gözü yaşlıdır ama çok enteresan bir tablo oluşmuş. Şimdi geçen videolarda şeyden bahsetmiştik biliyorsunuz. Bu Türkiye ile AB arasında anlaşma yapıldı. İşte vizeler kolaylaşacak ya da işte AB'ye şöyle giriyoruz. Hep böyle bir haberler var ama hiçbir şeyin olmadığı haberler. Bu Almanya göç yasası da biraz ona benzedi son zamanlarda. Apple ile alakalı, teknoloji ile alakalı da böyle haberler var. Şimdi bu gerçi öyle bir şey, tam olarak öyle bir şey değil ama yine bir şey çıktı. Yani bunca zaman olmayan, sanki yeni tespit edilmiş gibi, Fransa'da aşırı elektromanyetik seviyeleri, radyasyon seviyeleri tespit edilmesi nedeniyle iPhone 12 satışları Fransa'da yasaklanmış arkadaşlar. 12 Eylül'den itibaren artık iPhone 12'ler, neden sadece 12'ler bilmiyoruz, çok yüksek, vücut tarafından kilogram başına 5.74 watt vesaire enerji emilimi tespit edildiği için yasaklanmış. Tam da iPhone 15'in çıktığı gün iPhone 12 Fransa'da yasaklanmış. İnsanın aklına tabii ki acaba iPhone 15 satışlarını hızlandırmak için mi yaptılar? Yoksa tam da 12 Eylül günü böyle bir yasak tamamen denk mi geldi bunun tespiti diye de merak etmiyor değil açıkçası. Maalesef böyle düşünüyoruz. Avrupa'dan da Oktan Erdikmen'in başında olduğu biliyorsunuz, Avrupa'dan da ben her hafta köşe yazıları yazıyorum. Ara sıra yaz döneminde bu yazılar biraz aksadı ama önümüzdeki kış döneminde, yani yavaş yavaş tekrar başlıyor olacağız. Bu yazılardan bir tanesinde kağıt kalemin öneminden bahsetmiştim. Şöyle bir haber var. Ona istinaden onu size okumak istiyorum. İsveç'te okuryazarlığın Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu İsveç'te hükümet okullarda teknolojinin hızını kesme kararı almış. 2017'den beri okullarda teknolojilerden daha fazla yararlanmak üzere bir plan yapmışlar ama artık kağıt kaleme geçmeyi düşünmüşler. 2016-2021 arasında tespit etmişler ki okuma ve okuduğunu anlama oranında kağıt kalem olmadığı zaman ciddi bir düşüş oluyor. Bununla ilgili o yazıda da bahsetmiştim. Aşağıya linkini de koyacağım. O yazıyı da oradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hükümet bu sene 60 milyon euroluk bir bütçeyi okullardaki kitaplara ayırmış. Sene, önümüzdeki 2 yıl içinde 90 milyon euroluk bir bütçe ayırmış. Çok ciddi bir bütçe. Teknolojik ekipmanlardansa kağıt kalemle yapılan öğrenmenin, yazılarak yapılan öğrenmenin öğrenme hızındaki etkisi çok fazladır. Unutma hızındaki yavaşlama etkisi çok fazladır. Kağıt kalem, o eski usul kağıt kalem, hala en güzel, en iyi öğrenme yöntemidir. Bunun haricinde bir kitabı, ki dünyadaki en önemli bilgiler kitaplardadır hala, bir kitabı okumanın en güzel yolu kağıt üzerinden okumaktır arkadaşlar. O yüzden siz olun, kağıt kalemden ve kitapları gerçek kitaplardan okumaktan vazgeçmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.